Telefonu valla bende. 3, 2, 1 yap. Herkese iyi akşamlar. Sevgili tavşanlı spor gündemi izleyicilerimi. Yine bir doktoru programla sizlerleyiz. Bugün yine birbirlerine değerli konuklarımız var. Sevgili Ersin Aslan Hocam var. Altınordu Tavşan Futbol Okulu Koordinatörü. Sevgili Fatih Karakaya var. Akıncılar Spor Altyapı Sorumlusu. Ve her zaman olduğu gibi olmazsa olmamız Alican Buz var. ASKF yöneticimiz. Bugün yine altyapı konuşacağım. Tabii altyapıya önem vermemiz gerekiyor. Tavşanımızdan nice sporcular çıkarmamız gerekiyor. İnşallah. Çıkarıyoruz gerçi de bir bakıma. İnşallah. Daha sonra bunları konuşacağız. Hocam, Ersin Hocam'la başlamak istiyorum hocam. Öncelikle başlayalım. Hocam, tavşanımızda veya dünya genelinde diyelim veya akıncılar sporda altyapı durumu nasıl? Altınordu'da altyapı durumu nasıl? İşte dünyada dediğimizde bizde hep şey tartışılır. İşte 11 yaşından başlayalım, 12 yaşlarım. İşte Almanya'da bu işi yapan arkadaşlarla görüştüğümüzde bebek beziyle gelen çok çocuk olduğunu söylüyorlar filan. Bebek beziyle? Aynen öyle. Şimdi hep tartışılıyor işte altyapı eksikliği. Bir şey belirtmek isterim. Bizim Altınordu Futbol Okulları'nda ya da işte kulüp başkanımız Seyit Mehmet Özkan biraz o altyapı kavramına karşı öz kaynak daha doğru bir şey gibi geliyor. Biz de işte Akıncılar Spor öz kaynak diyoruz işte Altınordu Futbol Okulu'yla birlikte. Biz işte 2 yıl pandemiyi saymazsak 2 yıldır bu işe emek veriyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu biraz da şeyle ilgili, şartlarla da ilgili, nasıl şartlarla ilgili. Atıyorum hani önce bir dünyadan böyle genellemeyle başlayalım dediğimiz için oradan başlıyorum. Bayern Münih 8 yaş grubu hafta sonu programında 3 öğünden bir tanesini çocuk kendisi hazırlıyor. Biz de bir yola çıkarken birkaç alternatif üzerinde duruldu tavşanları. İşte Altınordu Futbol Okulu'nu tavşanlara açalım dediklerinde ve Altınordu Futbol Okulları'nda böyle hadi Altınordu Futbol Okulu açalım deyip açamıyorsunuz. Hoca da belli kriter istiyor, koordinatör de belli kriter istiyor. Bulunduğu şehirdeki paydaş takımla, yani burada işte Akıncılar Spor'la birlikte yapıyoruz, yol birlikte yürüyoruz. Orada belli kriterler istiyor. Bu kriterler, şartlar 2 yıllık bir süreç geçti bu arada bizim bu futbol okulları başlatalım deme sürecimiz tam 2 yıl sürdü. Başladık, 1 yıl yaptık, pandemi araya girdi filan. Federasyon 5 yaş grubunda düzenlemiş altyapı liglerini. 4'ünde biz şampiyon olmuşuz Akıncılar Spor olarak. Bu sene 8 kategori düzenlemiş, 8'inde de katıldık. Burada katılmak eyvallah ama sportif başarıya endeksli olacağız. Çünkü altyapı çok uzun vadeli bir iş. Yani boyacık bir değil, daldırdın çıkardın al sana futbolcu. Öyle bir şey değil altyapı. Yani bu sabrı bizler, veliler, işte Akıncılar Spor Yönetimi gösterirse birkaç yıl içinde inanılmaz işler başarılacaktır tavşanlı. Tavşanlıyı beslemişiz. Dışarıya giden çocuklarımız olmuş. Mesela U18 grubunda iddialı bir cümle. Hala da cümlenin arkasındayım söylediğimde. Yani Akıncılar Spor U18 takımı lige katıldığında tavşanlı Kütahya'da öyle bir takım yoktu. Yani Şampiyonlar Ligi bir kadro vardı. Peki ne oldu o kadro? İşte hep diyoruz ya tavşanlı futboluna ne katkı sağlıyoruz? İşte bu memleketin çocuklarını niye oynatmıyoruz? Biz de işte bu sene A takım Bal Ligi'nde şampiyonu oynayacak bir ekip kurduğu için dedik ki bu çocuklar biz de bu sene oynayabilir mi? Hayır oynayamaz. Biz bu çocukları kenarda bırakabilir miyiz? Hayır bırakamayız. Bu çocukların lig oynaması lazım. Dolayısıyla tavşanla ikinci bir paydaş kulüp aradık. Burada da tabii ki karşılıklı güven var, samimiyet var. Çukurköy Spor'la paslaştık. Nasıl paslaştık? 7 tane çocuğumuz verdik. Bu çocuklar direkt orada birinci amatörde oynuyorlar. Şu anda 1-4 puan falan herhalde farklı lider durumdalar. Ve Çukurköy Spor bize bir taahhütü oldu. İşte diyoruz ya işte karşılıklı güven, karşılıklı anlayış diye. Bu çocuklar Akıncılar Spor'a dönüş olduğunda aktarma ücretleri vesaire dahil o taahhütte bulduklar bize. Şimdi bu seneki U18 takımımızla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Yani 16-17 tane çocuğumuz var. Seneye bu çocukların hepsini bize A takıma aktaramayacağız. U18 ligde oynatamayacaksa diğer. Bu çocukları bir yere servis edeceğiz. Yani çocuklar lig oynasın ve ilçe futboluna, il futboluna, Türk futboluna da bir katkımız olsun diye. İsim verme. İşte önümüzdeki yıl lige katılacak olan bir takım da bu seneki 18 takımımızı komple istiyorum. İnşallah öyle de bir çalışma için. İnşallah. Öyle de bir çalışmamız var. Dolayısıyla hani
Ya futbolcu veriyor musunuz diye, futbolcu değil, takım veriyoruz artık biz. Öyle bir üretime başlamışız burada. U11, 12, 13, ki 14, oradan böyle dolu dolu geliyoruz. Mesela U13 liginde bir tane değil, üç tane takım çıkar bizim. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Hani sadece Çubukköy anlamında değil. Daha bugün kaleci Burak'ın mesela. 2005'li bizim Burak kaleci. A takımda kadro yapamıyor çocuk. Ya, altyapıda da oynayamıyor. Ya, biz bunun da şeyini dedik. Çardaklı'ya muhtemelen verildi bugün, gitti. Şimdi çocuk gitsin orada oynasın, hem Çardaklı Spor'a bir ilçe futboluna bir katkımız olsun. Hem bu çocuğa bir emek var, o emeğin karşılığını biz Karakova'da sahada görelim derdindeyiz. Ya, i̇nşallah hani bu bir iki yıllık süreçte biz oluruz, olmayız. Tabii ki kovuluncaya kadar biz gitmeyiz çünkü bir emek var ortada. Bir iki yıla kadar çok çok güzel işler çıkacak çünkü ciddi sabır gerektiren bir iş. Bir şey daha var, hani bu sene yönetim anlamında başarı da var. Yukarıda bal liginde inanılmaz bir yoğunluk var, inanılmaz bir çaba var, emek var kulüpte. Ve sağ olsun Fatih kardeşim, Fatih Karafe'ye dedi ki ben de elini taşın altına sokarım. İşte beraber bir şeyler yapmaya başladık. İşte bir proje yapalım, bir şey yapalım, bunun üzerinde çalışalım diye. Evet, bu arada sevgili izleyenlerimiz, sevgili Fatih Hocam'a da, Ersin Hocam'a da sorularınız olursa buradan sorabilirsiniz. Hocam burada biraz da izleyicilerimizin yorumlarını okuyalım. Tabii biraz. Ki. Sevgili Burhan Sezer Hocam, Sezer Hocam, tüm arkadaşlara selamlar, iyi yayınlar demiş. Sevgili Süleyman Çelik, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Ersin Hocam'a da orada kardeşlere selamlar. Sevgili Hasan Açık, Ersin Hocam'a selamlar demiş. Sevgili Ahmet Uluç'a iyi yayınlar, tüm konuklara selamlar herkese demiş. Yönetici olaraktan buradan başlayayım ben. Şimdi neden Akıncılar Spor Kulübü kendi altyapısı yok, Altınordu ile birlikte çalışıyor? Yani bu kadar köklü bir kulüpsünüz, neden yok vesaire zarsut. Ben ilk önce onu açıklayayım. Hani çok da derine inmek istemiyorum. Evet hocam. Çünkü arada bunun maddi konusu var, manevisi var vesairesi var. Şimdi şöyle anlatayım, neden Altınordu? Artık çok nasıl söyleyeyim, bizim oynadığımız dönemde 8-10 tane kulüp vardı. Şu an tavşanlıkta bu arttıkça artıyor ve daha da artacak. Şimdi futbolcular 3-4 kulübe, kendi mahallesi, kendi köyü bu şekilde dağılıyordu. Biz Hafızdere'deydik, biz orada işte Genç Kulübü, Muhammed, Çağdak, köy vesaire. Şimdi artık böyle bir durum yok. Yani yok derken şöyle bir şey yok. Mesela bugün Muhammed veya Çağdağ'da kendi bünyesinde yetiştirebilir. Yetiştirebilir futbolcu zaten lige çıkmasına yetmiyor. Böyle bir genç. Biz bu olayı şöyle, yani biraz daha artık tavşanlı. Yani Altınordu dediğin zaman biraz daha kapsamlı. Yani bugün Çukurköy'den de, Subaşı'ndan da, Çağdağ'dan da, Moymur'dan da her yerden bizim öğrencimiz var. Futbolcumuz var. Geliyor. Neden? Altınordu olduğu için. Peki yönetici olarak arkadaş siz niye bunu tercih ettiniz? Şimdi Altınordu devam ettirebilmemiz için bizim hocalara ihtiyacımız var. Şimdi bugün bir hocayla anlaşma kalsak, biz takriben 3 tane hocayla bu işi götürsek, yani miktar vermek istemiyorum da, yani yıl sonunda çok yüklü miktarlar çıkıyor ortaya. Biz neden böyle bir anlaşma yaptık? Burada biz kazanıyoruz, Altınordu kazanıyor ve bu işi bu patentle götürüyoruz altyapı düzeyinde. Bizim de bu işimize geldiği için biz altyapıyla, yani Altınordu ile birlikte çalışıyoruz. En çok sorulan sorulardan biri bu olduğu için bunu cevaplamak istedim ilk önce. İnsanların kafasında şey olmasın, yani Koca Akıncılar Spor Kulübü kendi altyapısıyla bu işe devam edemiyor mu? Edebilir. Ki özür dilerim, ben Çemiş Gezek Spor'da değil, Akıncılar Spor'da resmi maçlara çıkıyor. Yani lisanslar bizde çıkıyor. Yalnız bu hani karşılıklı maddi manevi olarak da bir anlaşma gereği böyle gidiyor. Bize mantıklı gelen bu. Ha burada da şunu diyorum, yani bugün biz varız, bunu biz tercih ettik. Doğrudur, yanlıştır. Biz şu an memnunuz. Yani gidişatımızdan vesairemizden memnunuz. Evet, yarın başka yönetici arkadaşlar gelir. Sonuçta kulüp bizim değil. Yani yönetim bazında yönetilen bir şey. Yeni bir yönetim gelir. Biz bu şekilde yapacağız kardeşim. Hani bizim paramız buna yeter. Biz hocalarımıza devam edeceğiz de. Bunu o şekilde götürür. Biz bugün uygun gördüğümüz için bu şekilde biz buna devam ediyoruz. Hafızları ne demek? Çok sorulan bir soru her zaman bana da, Hafızdere deyince ne anlama geliyor hocam? Şimdi Hafızdere bizim kulübün yanından geçen kanal. Evet. Ümtaki Köprü'ye, Moymur'a giden dere, oradan gelme Hafızdere. Eski kullanım, eski dilimiz, bizim mekanımız orası. Yok şöyle... Hem Karakaya ismi altyapı diyoruz hocam da. Yok, o yüzden soruyorum yani. O biraz şeyden yani, hani biz
futbolunu şöyle söyleyeyim. Yapımız gereği biz çocukları da seviyoruz. Artık şöyle bir şey var. Bizim için futbol sadece futbol değil. Hani neden evet. Burası dersen. Şimdi adam diyor ki ya bu koşmuyor bilmem ne vesaire zarsız. Bizim için o değil. Biz şimdi altyapıda çocukları yetiştirdiğimiz zaman herkes futbolcu olmuyor tabii ki. Evet. Kendi meslek sahibi oluyor, tribünde seyirci oluyor, hakem oluyor, bu camiada yönetici oluyor. Bizim meselemiz şu. Biz onları aile olarak bunu sevdiğimiz için, yani kimse sevmiyor demeyeyim de, bizim bakış açımız bu. Biz hani iyi bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz ilk etapta.